Merhaba sevgili Ekonomi Dünyası programı izleyenleri. Programımıza kaldığımız yerden Düzce Akçakoca'dan devam ediyoruz. Yanımızda Aysa Çocuk Oyun Parkı'nın kurucularından biri Eda İpek Öztürk bulunuyor. Biraz size tanıyabiliriz. Böyle güzel bir çocuk oyun parkı, kapalı alanda hatta çok önemli ve güzel bir yer açmışsınız. Nereden aklınıza geldi? Mutlaka bir hikayesi vardı diye düşünüyorum. Buyurun sizi tanıyalım. Evet, ben Eda İpek Öztürk. Bu projede 2 yıldır abimle beraber aklımızda olan bir şeydi. Düşünme, hayal kurma ve projeyi gerçekleştirme aşaması 1,5-2 yılımızı aldı ve neticede 1,5 aydır da kurduk, hayalimize kavuştuk. Nereden aklımıza geldi? Biz ebeveyniz, çocuklarımız var ve onlar için büyük bir ihtiyaçtı. Akçakoca'da hiç böyle bir yer yok, kapalı oyun parkı yok. Buna ihtiyaç duyduğumuzda çevre il ve ilçelere gidiyoruz birçok ebeveyn gibi. Akçakoca'daki ebeveynlerin en büyük şikayetlerinden biri buydu, ihtiyaçlarından biri buydu. Bu yüzden biz de böyle bir yer hayal ettik ve gerçekleştirdik. Yani kendi ebeveyn olarak, kendi ihtiyaçlarınızdan yola çıkarak çok güzel bir yer açmışlar. Oyun parkı sevgili izleyenler. Bu oyun parkının özelliği aslında şöyle bir şey. Çünkü çocuklarımızı mutlaka parka götürmek isteriz ama hava yağış olur, karlı olur ve çocuklarımız camları evde çok sıkılır. Özellikle okullar tatil olduğu zaman ya da okula zamandan önce olan çocuklarımız için söylüyoruz, ufak çocuklarımız için. Evde ne kadar anne baba olarak ilgilenmeye çalışsak da bir oyun parkının verdiği mutluluğu çocuklarımıza veremiyoruz tabii ebeveynler olarak. Bir eksiklik yaşıyorlar. O yüzden biz ebeveynler olarak kendi çocuklarımızın ihtiyacından yola çıkarak böyle bir eksiklik olduğunu Akçakoca'da gördük ve böyle kapalı bir oyun parkı yaptık. Bir hayalimiz vardı, hayalimizi gerçekleştirdik diyor abisi ve beyefendi. Abim İzzet'le bile birlikte. Evet, çok güzel. Çok da güzel yapmışsınız. Çünkü burada sevgili izleyenler izlerken göreceksiniz. Çocuklarımızı güvenli bir şekilde bırakabileceğimiz, hatta burada bir kafemiz de var. Oturup beklerken çocuklarımız orada güzel bir şekilde, isterse trambolin var değil mi? Onlar var, ondan sonra oyun park alanımız var. İsterseniz böyle sanki denizde kum ve deniz kenarında oynanmış gibi kum parkımız bile var. Aklınıza gelebilecek basket sahamızdan tutun. Her türlü oyun aktivite alanımız var. Çocuklarımızın gelişme çağında üzeri çocukları çocuk istiyorsa, kabul ediyorsa çocuğu bırakabiliyorlar. İşlerini halletmeye gidebiliyorlar. Evet. Ya da gezip tozabiliyorlar. Evet. Ebeveynlerin kafa dinlemeye, yalnız kalmaya da çok ihtiyaçları oluyor. Bir ebeveyn olarak çok iyi biliyoruz. Aynen öyle. Çocuklar durmuyor çünkü. Aynen öyle. Çocuklarını bırakabiliyorlar ve kamera sistemimizden verdiğimiz özel bir şifre ile girip telefonlarından çocuklarını izleyebiliyorlar. Bir yandan akılları burada kalmıyor. Her şey yolunda mı diye görüyorlar. Çok zaten güzel. Numaralarını arıyoruz. Bir ihtiyaç olduğunda onlara ulaşıyoruz. Evet, mutlaka. Süper. Arıyoruz. Böyle bir sistemimiz var. Yani aslında çok güzel bir şey. İsterseniz burada çocuklarınızı bekleyebiliyorsunuz. İsterseniz diyelim ki bir acil ihtiyacınız var ya da kendi zaman ayırmak istiyorsunuz. Evet. Güvenilen bir yere bırakmak çok önemli sevgili izleyenler. Çocuklar hepimiz için kıymetli. Kendileri de ebeveyn oldukları için, kendi çocukları da burada oynadığı için. Onlara nasıl özenle, itinayla bir anne baba olarak bakıyorlarsa emin olabilirsiniz ki sizin çocuklarınız da aynı şekilde özen ve güvenle bakıyorlar. Zaten başlarında ablalarımız var ve siz varsınız. Evet, vermiş olduğunuz bilgilerle programımıza renk kattığınız için çok teşekkür ediyoruz size. Biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun.